Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda hangi bankada hesabım var sorusunun cevabını nasıl öğreneceğinizi göstereceğim. Bunun için E-Devlet sistemini kullanacağız. Bu işlemleri aynı zamanda cep telefonundan da yapabilirsiniz. Ben bilgisayardan yapacağım. Hemen şu şekilde tarayıcınızı açın ve arama kısmına E-Devlet şeklinde yazın ve aratın. İlk çıkan E-Devlet kapısı giriş.turkiye.gov.tr sitesini tıklayın. Karşımıza şu şekilde bir giriş sayfası gelecektir. Tabi bazılarınız için şu şekilde bir giriş sayfası gelebilir. Eğer böyle bir sayfa gelirse bu sağ üst kısımdan giriş kısmına tıklayın ve bu giriş sayfasına erişin. Bu giriş sayfasına geldiğinizde buraya TC kimlik numaranızı ardından alt kısmına da E-Devlet şifrenizi yazmanız gerekiyor. Eğer bunu bilmiyorsanız bir postaneden bu E-Devlet şifresini alabilirsiniz. Tabi isterseniz hemen şuradaki internet bankacılığından herhangi bir mobil bankacılık kullanıyorsanız arkadaşlar buradan istediğiniz bankayı tıklayarak doğrudan E-Devlet'e giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi ben E-Devlet şifresiyle giriş yapacağım. Bu TC kimlik numarasına daha doğrusu TC kimlik e, no kısmına kendi TC kimlik numaramı yazıyorum. Ardından şifre kısmına da e-Devlet şifremi yazıyorum. Ve son olarak giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra hemen ortada ya da üstte de olabilir bu cep telefonu kullanıyorsanız. Arama kısmına sadece banka diye yazın arkadaşlar. Banka yazdığınızda alt kısma doğru şu şekilde bir panel açılacak. Burada mevduat katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu yazan kısmı klikleyin. Karşımda şu şekilde bir Pencere gelecek. Burada yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum seçeneğini seçili hale getirin. Burada bilgilendirme yazısı bulunuyor. Ne diyor? Başvuru sahibi vatandaşlara hangi bankalarda mevduat veya katılım fonu hesabının olduğu bilgisi sunulmaktadır diyor. Tabii burada eğer bir sorun çıkarsa banka bilgileri esas alınıyor diyor ve bunu BDDK sorumluluk kabul etmiyor şeklinde bir bilgi yer alıyor. İsterseniz bunu okuyabilirsiniz. Çok da önemli değil. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum seçeneğini seçil hale getirdikten sonra devam ediyoruz Ve karşımıza gelen pencerede arkadaşlar hangi Bankada hesabınız bulunuyorsa burada gözükmeye başlayacak. Tabi öncesinde kapattığınız veya kapanan hesaplarınız varsa burada gözükmüyor. Halihazırda aktif olan hesaplarınız burada görünecek. Bunu belirteyim. Ee, Tabi isterseniz daha sonra banka gidip bu açık olan hesaplarınızı veya kullanmadığınız hesapları kapatarak burada silinmesini sağlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.